Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Bozuyorum büyük oyunu. Biliyorsunuz Amerika bizim hayırsever vatandaşlarımızdan aralarında Rıza Sarraf isimli ticari dehalarımızı tutukladı. Türkiye Amerika'ya iki kere nota verdi. Amerika'nın kulağına müzik gibi geldi. Oysa bu tutuklamalarda hedef tamamen Türk gençliğiydi. Gençlerin umudunu kırmak üzerine kurgulanmış bir oyundan başkası değildi. Buyurun size Reza Zarrab'ın Özel Gürsoy Lisesi'ndeki ortaokul karnesi. Tarih ve din derslerinden bir. Türkçe, matematik ve seçmeli Almanca'dan iki alarak kalan şube öğretmenler kurulu kararıyla sınıfı geçen, sonrasındaysa Türkiye'nin cari açığının %15'ini tek başına kapatacak kadar zengin olan milyarder mini kafacan Reza. Milyonlarca öğrencinin umut kaynağı. O karneyle bu kadar zengin olunabiliyorsa diye düşünen gençlerimizin idolü. Oysa sıradan bir öğrenci eve böyle karne getirse sanayiye çırak olarak verilirdi. Anne ve babalara örnek gösterilmeli Reza. Sahi Türkçesi 2, İngilizcesi 3 olan Reza nasıl anlaşıyordu? Hangi dilde insanlarla konuşuyordu? Zira kendisi ev ödevlerini kağıt bulamayıp peçeteye yazacak kadar özensizdi. Yıllar sonra paranın dibine vurduğunda bile bu alışkanlığı devam edecekti. Zenginlerin dünyasında para aklamanın, saklamanın en kestirme yolu sanat eserlerine yatırım yapmaktır. Adam o kadar zengin milyarder oldu ki sanat eserleriyle uğraşmadı, gitti direkt sanatçıyla evlendi. Gönlümün efendisi. Yalnız Amerikan mahkemelerini ötmesiyle Türkiye'de ödediğini söylediği, rüşvetleri çizdiği grafik darı ekecek bizim ekonominin dibine. İşte size büyük tehlike. Türkiye önümüzdeki 3 Mayıs'ta başlaması beklenen Halkbank davası süreciyle karşı karşıya. Yabancı basında istenen cezanın 20 milyar doları geçebileceği yazılıp çiziliyor. Tam 20 milyar dolar. Bunlar bizi ne sanıyorlar? Ya Halkbank'ın şu anda borsadaki piyasa değeri 1 milyar 750 milyon dolar. Bu demektir ki tam 11 Halkbank parası. Bütün bankayı satsan üzerine 10 tane daha Halkbank parası ödemen gerekiyor. Zira Halkbank hisseleri borsada işlem gören halka açık bir şirket. Hakkında dikkatli yazıp dikkatli konuşmak gerek. Malum yatırımcı etkilenebilir. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Peki hisseleri halka açık bir şirketin bu muhteşem stratejisini çizen kimdi acaba? Sen de biliyorsun galiba. İlk olarak sizi bundan 7 yıl kadar önceye götürmek istiyorum. Bugünlerin geleceğini nasıl göremediler? Vallahi ben onu bilmiyorum. Sözcü gazetesindeki köşemde Halkbank hakkında yazmıştım. Aklımca uyarmıştım. Halkbank gitti beni şikayet etti. Dava açmak için savcıya verdi. Ben bilmiyor muyum başıma geleceği? Belgesiz yazar mıyım? Gittim basın savcısına anlattım. Tek tek örnekleri gösterdim. Bakın durum fena. Bu iş Türkiye'nin başına olacak büyük bela deyip kaçınılmaz olduğunu söyledim. Hem de 7 yıl önce. Ya benim derdim Türkiye. Halkbank'la ne alıp veremediğim olabilir ki? Savcı bana hak verdiği mahkemeye gidilmesine gerek görmedi. Ancak yine de teskip yayınlamak zorunda kaldık. Onun da neden olduğu belli. O gün de söyledim, yine söylüyorum. Amerika bu işin peşini bırakmaz. İstese de bırakamaz. Neden? Ülke menfaatlerine dokunur, yol olur. Emsal teşkil eder. Herkes ambargoları delip delip Halkbank'a örnek gösterir. Küresel güç Amerika'nın prestijini zedeler. Dünyanın jandarması olarak adlandırılan bir devlet korkutarak ayakta kalır. Yaptırımlarla yıpratır. Nitekim Amerika ben istedim oldu diye de bu yaptırımları koymadı. Öncesinde altyapısını hazırladı. Boruları döşedi. Birleşmiş Milletler nezdinde İran nükleer silah geliştirmeye çalışıyor diye 31 Aralık 2011 tarihinde petrol gelirlerinin toplandığı İran Merkez Bankası ile iş yapıyor. Finansal kurumlara yaptırım uygulamaya imkan veren bir yasa yürürlüğe soktu. Yani kuralı baştan koydu. Buna karşın Türkiye'de ulusal çıkarlarına aykırı olduğu gerekçesiyle bu ambargoya bir ölçüde mesafeli durdu. Anlayışla karşıladılar. O zaman siz İran'ın temel ihtiyaçlarını petrol karşılığı ticarete konu edebilirsiniz dediler. Biz o sırada tamam o zaman dedikse de işin içerisine altın ve para da girdi. Bakın dünyada 40'a yakın banka İran'la yaptığı işlemlerden dolayı cezalar aldı. Alman, Fransız, İtalyan, İngiliz, Çin bankaları.
Hepsi paşa paşa milyon hatta milyar dolarlar ödedi. Şimdi bütün dünya bizim davayı yazıyor. Kendi ülkelerinin bankaları milyarlarca dolarlık cezalar almış. Türkiye'ye verilecek olan cezaya bakıyor. Bu saatten sonra ok yaydan çıktı. Yaktılar gemileri, dönüş yok artık geri. Ta o günlerde Amerikan istihbaratı CIA aralarında Halkbank'ın da bulunduğu birçok finansal kuruluşa adamlarını gönderdi. Bu müfettişler arasında David Cohen isimli biri vardı. Reza Zarrab'ın İran ilişkilerine ve Türkiye'deki faaliyetlerini çalıştığı Amerikan Hazine Bakanlığı Kurumu adına çok yakından takip etmiş ve bu konuyla ilgili olarak çokça Türkiye'ye gidip gelmişti. Nitekim Cohen, Reza Zarrab'ın Türkiye ilişkilerini, İran'da mahkum edilen Babek Zencani ile yakınlığını ve buna ilişkin kanıtlardan oluşan bir dosyayı Amerikan adaletine sunmuştu. Nitekim ceza iddianamesinin çoğunluğunda da onun bu araştırmaları vardı. Ve bu David Cohen şimdi CIA Başkan Yardımcısı. İşimizin ne kadar zor olduğunu anladınız mı? Oysa zamanında Amerikalılar önce bize anlaşma teklif etti. Cezanızı ödeyin, kurtulun denildi. Ancak zamanın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Amerika'nın yaptığı kendisini bağlar. Bizim çok sayıda uluslararası anlaşmamız var dedi ve iş çevirmeye devam etti. Sonradan Zarrab sadece ona 45-50 milyon euro civarında bir rüşvet verdiğini söyledi. Çağlayan'a 45 ila 50 milyon euro arasında bir rüşvet ödedim. E iş bitsin ister mi? Philip Patek saati de kapmış, vazgeçer mi? Makarayı biraz başa saralım. 2016 yılının Mart ayında Reza Zarrab karnesindeki notların hakkını verircesine ailesiyle Amerika Florida'ya tatile gitmeye karar verdi. Daha bir hafta öncesinde yüz binlerce dolar verip teknesini boyatmış, çocukları için yeni bakıcılarla anlaşmış ve çeşitli iş anlaşmaları yapmış olmasından anlıyoruz ki tutuklanacağından tamamen habersizdi. Kuş kafese girdi ve gözaltına alınmasıyla başlayan Amerika'daki Zarrab davası ilerledikçe ilerledi. Tüm gözler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kritik davada. Reza Zarrab tanık koltuğuna oturduğu ilk duruşmaya ayağı kelepçeli ve hapishane kıyafetiyle geldi. Ne oluyor demeden işler bir anda değişti. Reza Zarrab sanıklıktan tanıklığa terfi etti. Suçumu itiraf etmeye karar verdim dedi. Olay Halkbank nezdinde Türkiye davasına evrildi. Zarrab'ın bir de ortağı vardı. İran'da Sorient Holding grubun yönetim kurulu başkanı Babek Zencani. İşin İran bacağına bakıyordu. Yolsuzluk nedeniyle tutuklandı. Yargılaması 2 yıl sürdü. Ve yaklaşık 170 milyar dolarlık kara parayı akladığını kabul edip hüküm giydi. Kendisinin %2 aldığını, paranın %5'ini Dubai'de ve %5'inin de Türkiye'de rüşvet olarak dağıtıldığını anlattı. Zencani, Türkiye'de rüşvet verdim dediyse de meclis kaba bir hesapla 8,5 milyar dolarlık bu rüşvetin araştırılmasını çoğunluk oylarıyla reddetti. Çünkü bize göre o rüşvet değildi. İyi de para nereye, kime gitti? Boş ver onu şimdi. Çark nasıl dönüyordu? Anlattığına göre Zencani'nin parayı altına çeviriyordu. Kendisine ait hava yolları şirketiyle Türkiye'ye sokuyordu. İşte Zarrab burada devreye giriyordu. Altını Türkiye'deki şirketleri aracılığıyla Dubai'ye naklediyordu. Dubai'deki sarraflar altını eritip ziynet eşyası şekline getiriyordu. Bu ziynet eşyaları teknelerle İran'a yollanıyor ve İran'da tekrar eritilip sisteme külçe altın olarak sokuluyordu. Vay anam vay, neler dönmüş Serhat ya. Tadında şaşırıyor insan adeta. Zencani bunları anlattı. Aynısını Amerika'da Zarrab da anlattı. Ve altın ticaretini nasıl yaptığını çizerek anlattı. Şema çizdi, para akışını gösterdi. Ama Türkiye'de araştırma önergesi yine meclisteki çoğunluk oylarıyla reddedildi. Sahi meclis bugüne kadar hangi araştırmayı kabul etti? Adam Türkiye'de rüşvet verdim ben diye haykırıyor. Bizimkiler yok yok deyip araştırmaya değer bulmuyor. Peki sadece ikisi miydi? İlla Türkiye'de birilerini ve bazı kurumları kullanarak iş kotardılar. Bazı kurumlar dediğimizde köşedeki bakkal değil herhalde. Ben tekel bayisinden şüpheleniyorum ama hadi neyse. Uzun yıllardır Halkbank davası loading pozisyonunda ve gelip çattığı ana dava zamanı. Görülmesine şunun şurasında 7 hafta kaldı. Amerikan basını daha önce Trump yönetiminin Erdoğan'ın isteği üzerine Halkbank davasının düşürülmesi için yargıya müdahale etmeye çalıştığını ve zaman zaman işi tehdide vardırdığını yazmıştı. Amerikan eski başkanı Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı posbıyık John Bolton'ın yazdığı kitapta Trump Amerikan hukuk tarihinde görülmeyen bir tarzda Adalet Bakanı vasıtasıyla savcılara baskı yaptırmış. Türkiye bu sayede 2 yıl
yıl kazanmış. Ancak başkan değişti, Joe Biden geldi, işler karıştı. Amerika'da Halkbank davasında 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye döndüğünde ödül olarak Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanan Hakan Atilla geçen hafta boyunca yabancı basının gündemindeydi. İngiliz Financial Times gazetesinde Hakan Atilla hakkında Atilla'nın borsadaki görevinden alınması Joe Biden'ın yeni yönetimiyle ilişkileri iyileştirmek isteyen Erdoğan'ın Türkiye ile Amerika arasındaki anlaşmazlığı gidermek için sembolik bir jest olabilir yorumu yapıldı. Ya durumu Türkiye'den daha kimse bilmiyor. Hakan Atilla'nın istifa edeceği haberi Financial Times'ta yapılıyor. Çok acayip şeyler dönüyor. Oysa aynı Hakan Atilla bir süre önce gündeme gelen istifa söylentilerinin ardından görevde olduğum sürece borsada pek çok rekorlar kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim demişti. İstifa falan geçin o işleri. Onları o koltuklara oturtan, atamasını yapan belli kişi. Hiçbiri kendi çabasıyla oraya gelmedi. İstifa edebilirler mi? İstifa ede aftı kovulduydu kelime oyunları işin güzellemesi. Bakın aklıma ne geldi. Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal geçen yıl Washington'daki ki Amerika'nın başkenti IMF Dünya Bankası toplantısına katılmadı. Katılsaydı tutuklanabilirdi. Neden? Reza Zarrab'ın rüşvet olaylarında Halkbank'ın hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Uysal'dı. Hatta bir ara Halkbank Genel Müdürü bile oldu. Bırakalım Uysal'ı, dönelim konumuza. Amerika'da yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, görülen davada Amerika ve Amerika Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma 1. Güç yasasını delmek için kumpas kurma 2. Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma 3. Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma 4. Kara para aklamak için kumpas kurma 5. Suçlamalarıyla tutuklandı. 6 suçun 5'inden suçlu bulunup ceza aldı. İşin açıkçası suçsuz yere ihale ona kaldı. Kör yakaladığını öptü. He, senin bankada görevli müdür yardımcın ceza alacak ama kimse çalıştığı şirkete dokunmayacak. Sahi nasıl olacak? İşin ilginci ve acı tarafı, Atilla'nın avukatları suçun işlendiğini kabul ettiler. İfade ve delillere itiraz etmediler. Sadece Atilla yapmamıştır diye savunma verdiler. Halkbank'ın suçunu kabul edip sabitlediler. Resmen Halkbank suçlu ama bizim müvekkilimiz suçsuz falan dediler. Ve bu avukatlar Halkbank'ın parasıyla tutuldular. Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco. Sarraf'ın suç şebekesinden rüşvet alanın Atilla değil de bankanın eski müdürü Süleyman Aslan olduğunu söyledi. Halkbank'ın iş çevirdiğini tamam kabul ediyoruz falan dedi. Yuh, bir dahaki mahkemede adamın gol diyor falan diyecekler. Bizimkiler itiraf gibi yapılan bu açıklamaları mahkemede nasıl çevirecekler? Zira davanın hakimi Berman, daha önce yargılanıp mahkum edilen Hakan Atilla'nın Türkiye'de İstanbul Borsası Genel Müdürü olması hakkında sanırım mali suçlardan mahkum olmuş, birini yeniden topluma kazandırmak için bir yol bulmuşlar deyip dalga geçti. Dikkatinizi çekerim, bunu söyleyen davanın hakimi. Yani direkt rengini belli etti. Bu saatten sonra çıkacak sonuç belli gibi. Buyurun size finansal belanın vücut bulmuş hali. Bloomberg kanalı Halkbank'ın suçlu bulunması durumunda mahkemenin karar kılacağı mali ceza hakkında bir makale yayınladı. Eğer Türkiye Halkbank konusunda uzlaşmaya gitseydi ödeyeceği tazminat 1-2 milyar dolarda kalabilirdi. Fakat dava açıldıktan sonra ödenecek tazminat ve ceza 2014 yılında BNP Paribas'ın ödediği 8.9 milyar doları aşabilir yorumunu yaptı. Arkadaş, ne belaymış şu Amerika'nın dostluğu. Rahibi ayrı, başkanı ayrı, senatörü ayrı, hakimi apayrı. Adamlar kafayı Türkiye ile sıyırdı. 3 Mayıs'ta New York'ta başlaması beklenen jürili davada Halkbank'ın para aklama, yaptırımı delme ve dolandırıcılık suçlarından yargılanması işimizin hiç de kolay olmayacağını söylüyor. Süreç sonunda jüri verdikt denilen kararı açıklar. Verdikt yorum içermez. Suçlu, guilty veya suçsuz, not guilty şeklinde sadece iki hükümden oluşur ve jürinin işi biter. Suçlu kararı alınırsa verilecek ceza miktarını yargıç takdir eder. Amerika'da başkan seçildiğinden beri Erdoğan'la görüşmeyen ve mesafeli duran Joe Biden'ın bu davranışı yine dış basına göre Halkbank davası nedeniyle mesafeli durması. İşte bu bize davanın Türkiye aleyhine sonuçlanmasının yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor. Nitekim Biden benzer muameleyi Suudi Arabistan'da Muhammed Bin Selman'a da yaptığını gösteriyor
veriyor, ticari ilişkileri ön plana koymuyor. Onu da kabul etmiyor. Yahu senden trilyonlarca dolarlık mal alan, hatta Amerika'nın yönettiği Suudi Arabistan gibi bir ülkeye bunu yapan Türkiye'ye neler yapmaz? Zaten S-400 ve Rusya ilişkileri sebebiyle gıcık oluyorlar. Bir de ceza yazmaları eksikti. Bizim ekonomiden de çatırdama sesleri geliyor. Gerçi son günlerde gürültüden fazla duyulmuyor. Türkiye hakkında olası kötü bir haber de, ki bu kuvvetle muhtemel, Zarrab ve Halkbank davası cephesinden gelecek. Ortalık polis baskını yemiş kumarhaneye dönecek. Hani dolar yıl sonunda 6.20'ye 6.30'a düşer raporları vardı ya, onları yazan kurumlar bakalım bu sefer ne diyecek. Hop! Analizlerini güncelleyecek. Alman Der Spiegel dergisi, Erdoğan ve Türkiye ekonomisi korkunç bir duruma sokulabilir, Türk ekonomisi kriz yıllarına geri dönebilir diye konuyu değerlendirdi. İşin aslı, bu dava yıllardır Türkiye ekonomisine çok büyük zararlar verdi. Öncelikle risk primini yükseltti. Bunun anlamı, Türk bankalarının, Türkiye hazinesinin, yurt dışından borçlanan firmaların ekstra maliyet ödemesi, daha yüksek faiz vermesi. Hesapla milyarlarca dolar demekti. Rüşvet yiyenlerin Türkiye'ye yüklediği bu fatura affedilebilir gibi değil. Peki davadan ceza çıkarsa ve ödemezsek ne olur? Öncelikle Halkbank uluslararası ödeme sisteminden çıkartılır. Bu da onu iş yapamaz hale sokar. Ancak Halkbank varlık fonunun malı olduğu için bu sefer de varlık fonundan ödeme istenir. Sahi bakın, varlık fonu başkanı da yeni değişti. Bak sen şu şansa şimdi. Varlık fonu demek Türkiye demek. Yani Halkbank'ı kapatırsan, hadi yeni kurulan Emlak Bank'a devredersen, ki planlanan buydu, ismini bile değiştirsen yine fark etmez. Amerika'nın aldığı kararlar bizi bağlamaz diyebilir misin? Diyemez. Dünyada hangi kurum Amerika ile ters düşmek ister? Hangi kurum Amerika'ya karşı çıkıp Türkiye ile iş bağlar? Anlamayan İran ve Venezuela'nın durumuna baksın, o zaman anlar. Dolar, faiz, borsa, eurobond hepsi takla atar. Kaçış yok. Ben Murat Muratoğlu, kaçıyorum karanlığa doğru. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun diyerek şimdilik kapatıyorum konuyu.